Ben Gülsün Şah, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesiyim. Sizinle bugün kitap öğretmen üzerinde konuşmak istiyorum. Peki kimdir bu lider öğretmenler? Lider öğretmen kimdir sorusuyla başlayalım. Lider bir grubun gönüllü izlediği, model aldığı kişilerdir. Sınıfa ilk geldiğinde atanmıştır, yöneticidir, görevlendirilmiştir. Eğer sınıf öğretmeni kabul ederse, benimserse, öğrenciler öğrenmeni olarak alsa, lider olmaya grubu etkiler, harekete geçirir. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Benim için lider öğretmen, Münis öğretmenimdi. Öğretmen okulunda İngilizce öğretmenimdi. Ben İngilizce derslerine Münis öğretmeni sevdiğim için çalışırdım. Öğretmenim sadece bana ayrıcalıklı davranmazdı. Tüm öğrencilere özel davranırdı. Hem beni hem diğer arkadaşlarımı dikkate alırdı. Bu konuda yapılmış bir çalışma var. Doçent Doktor Sertel Altun'un yaptığı bir çalışma. Öğrenciler öğretmenlerden ne bekler? Bunu ortaya koymuş. Bakalım öğrenciler bizden ne bekliyorlar? İlk sırada öğrenciler diyor ki öğretmenim beni anlasın, öğrenciyi sevsin, güler yüzlü olsun. Kapsam alanında olayım. Arkadaşlar bu çok önemli. Sınıfımızda 30 öğrenci varsa her öğrenci öğretmenin kapsam alanına girmek istiyor. Fark edilmek istiyor. Esprili olsun. Tehdit etmesin. Adil olsun. Dersi bitirsin. Yani zamanı iyi kullansın istiyor öğrenci. Aynı zamanda sınıfa da hakim olmamızı bekliyorlar. Peki neler yapalım? Öğrencileri İyi tanıyalım. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyelim. Öğrencilerin hayata geçirmeleri için onları yüreklendirelim. Özgüvenlerini geliştirecek etkinlikler yaptıralım. Onlara mutlaka şans tanıyalım. Hayal güçlerini geliştirmeleri için fırsat verelim. Doğan Cüceloğlu bu konuda güzel bir konuyu vurguluyor. Diyor ki, öğretmenler hayal hırsızı olmasın. Öğrencilerin hayallerini çalmayalım diyor. Gerçekten de insanı hayata bağlayan onun hayalleridir. Öğrencilerle güvenli bağ kuralım. Onları etkileyelim. Onlara saygı gösterelim. Ya öğrenciden saygı bekliyorum. Biz onlara saygı gösteriyor muyuz? Yine öğrenciye kendisini değersiz hissettirecek cezalardan kaçınalım. Okul öğrencisine kızan, aşağılayan, yanlış davranışlarına olumsuz tepkiler veren öğretmen çocuğu değersiz hissettirir. Çocuğu değersiz hissettirmek çocuk suistimalidir. Aynı zamanda etik dışı bir davranıştır. Bir çocuk eğer agresif davranıyorsa bunun arkasında değersizlik hissi vardır. Kendisini değersiz hisseden çocuk öfkelenir, gerginlik yaşar. Ancak ihtiyaçları, duygusal ihtiyaçları koşulsuz karşılandığında ruhsal rahatlık hisseder ve o kişi karşı güven duyar, bağlanır. Bu bağ eğitimi kolaylaştırır. Biz bu bağdan yararlanmalıyız. Öğrenciler öğretmene güvenmelidir. Ki başarılı öğretmenler kimlerdir, neler yapar? Öğrenciye güven verir. Eşit, adil davranır. Mizahtan yararlanır. Arkadaşlar mizah çok önemlidir. Pek çok olumsuzluğu, pek mizahla çözebiliriz. Öğrenciyi iyi tanıyalım. Öğrenciyi tanırsak beklentisinin farkında oluruz. Yine başarılı öğretmenler sürekli öğrenmeye, gelişmeye isteklidir. Kendini sürekli yenilerler. Yine liderlik etkin, yani sınıfın görüşlerini alır, kararlar alırlar. Sınıftaki kurallar, yapılacak etkinlikler öğrencilerle birlikte kararlaştırılırsa öğrenciler bu kararlara daha fazla uymaya isteklidirler. Yine lider dediğimiz öğretmenler her türlü gelişime açıktır. Hizmet için eğitime ve geliştirme etkinliklerine katılır. Arkadaşlar bu karar günleri hepimiz için bazı dezavantajları beraberinde getirmekte. Aynı zamanda birçok fırsata da neden olur. Birçok uzaktan eğitim dijital yolla mümkün olmak. Merak ettiğimiz bir konuyu işte almak istediğimiz bir eğitimi çok kolay, dijital, ücretsiz
alabiliriz, ulaşabiliriz. Bunları değerlendirelim derim. Öğretmenlerin iletişim beceri kuvvetlidir. Anlaşmazlıkları ve çatışmaları kolay çözer. İletişim becerisi oldukça önemli bir beceridir. 21. yüzyıl becerileri arasında da sayılır. İletişime iyi olan öğretmen hem öğrenciyle, hem veliyle, hem öğretmen arkadaşlarıyla sağlıklı iletişimlerde bulunur ve birçok problemin başlamadan çözebilir. Yine çevreye ve çevre sorunlarına duyarlıdır. Bugünlerde yaşadığımız durumlar biraz çevre sorunlarına duyarsız kalmamızla ilgilidir. Başarılı öğretmenler çevre sorunlarına da duyarlıdır ama bu karantina günleri bittiğinde çevre konularına daha fazla duyarlı olacağımızdan eminim. Etkili öğretmenler, başarılı öğretmenler empatiktir. Empati kurar. Öğrenciyi kendisini öğrenciye koyar. Bazı öğretmen arkadaşlarımla sohbet ettiğimde söylerim olduğumuzda öğrencilik yıllarımızı çok unutuyoruz. Biz sıralardan geçmiştik. Özellikle ergenlik döneminde bizlerle duyguları, sıkıntıları yaşamıştık. Kendimizi öğrencinin yerine koyarak bir penceresinden bakmak problemleri çözmemize yardımcı olur ve pek çok fırsatlara neden olabilir. Yine zaman yönetimini iyi yapar. Hani öğrenciler diyor ya öğretmen dersi bitirmeli, zamanı iyi yönetmeli. Yine sorunları kolay tespit eder, çözüm odaklıdır. Gruba güven verir. Gerekli durumlarda risk alır. Risk almadığınca aklıma bir öğrencimin bir öyküsü aklıma geldi. Van depreminde derste olan öğrenciler bakmış ilk harekette en önce öğretmen sınıftan kaçmış. Ama yakın zamanda İstanbul'da olan depremden sonra öğretmenlerimizin çok güzel uygulamaları oldu. Sınıfını sakince boşalan öğretmenleri izledik. Yine alanında uzmandır. Farklılıklara önem verir. Her çocuk özeldir diyoruz ya. Her farklılık bizim için bir fırsattır. Bu etkili öğretmen öğrencilerini öğrenmeye teşvik eder, motive eder. Öğrencilerin ihtiyaçlarına, beklentilerine önem verir. Bunların giderilmesine çalışır. Yine etkili öğretmen, başarılı öğretmen, bunun amacı, amacı dersin amacı bu amaçlara hakimdir. Bu amaçların gerçekleşmesine çabalar. Yine programı iyi bilir. Yıllık planını, günlük planını, çevre koşullarını dikkate alarak, sınıf durumunu dikkate alarak planlar ve bu planlarına uyar. Yine aktif öğretim yöntemlerini araştırır, bulur, dersine, konusuna en uygununu uygulamaya çalışır. Yine öğrenci etkinlikler rol almaya isteklendirir. Takım bilinci oluşturur. Öğrenciyi birlikte çalışmaya özendirir, onları destekler. Engeller karşısında da sabırlı ve dirençlidir. Arkadaşlar, hayat bir dikensiz gül bahçesidir. Her alanda karşımıza engeller çıkacaktır. Önemli olan bu engelleri çabalamaktır. Yine başarılı öğretmenler, lider dediğimiz öğretmenler mesleğe önem verir, paylaşımcıdır. Sınıfındaki güzel bir etkinliği diğer arkadaşlarıyla paylaşır. Velilerle işbirliğinin önemine inanır. Arkadaşlar, veliler olmazsa biz eğitimde başarılı olamayız. Onlar mutlaka işin içine katılmak gerekiyor. Her günlerde veliler öğretmenin, öğrenciler velinin kıymetini çok daha iyi anladı diye düşünüyorum. Yine başarılı öğretmenler okulda yapılan projelere, etkinliklere destek verir. Çalışmalarında etkilidir. Yine okul ve çevre sorunuyla ilgili projelere katkı sağlar. Yine araştırmalar yapar etkili öğretmenler. Arkadaşlar her öğretmen okulunun sınıf problemlerini çözmeye istekli olur. Bu konuda araştırma yapabilmek kapasitedir. Bu kapasitenizde değerlendirin derim. Yine bağımsız okul projeleri geliştirir. Yine yaratır
kaynak arayışındadır ve öğrencisini her koşulda desteklemeye çalışır. Bugün size kısaca lider öğretmen kimdir, kimler liderdir üzerinde durdum arkadaşlar. Şöyle kısaca tekrar edecek olursak, lider öğrenler ne yapmalı? Öğrenciye güven vermeli, öğrenciye eşit adil davranmalı, derslerinde bilimde kullanmalı, zamanını yönetmeli, planlı, programlı olmalı, planlarına uymalı, var olan kazanımları gerçekleştirme çabalı. Her öğrenci kendi kapasitesi ölçüsünde yönetmeye çalışmalı. Velilerle iyi işbirliği yapmalı. Öğretmen arkadaşlarıyla yeni projelerde yapmada istekli olmalı diyebiliriz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum.